Teşekkürler hocam, tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. 4-0'lık bir galibiyet var. Bugün sahaya baktığımızda özellikle maçın ilk anlarında rakibinizin ceza sahasından topla çıkarken yaptığınız baskı ve bunun ardından gelen goller adeta bir buz kıracağı gibiydi. Çünkü rakibinizin üstüne gittiniz ve bu zaafı iyi değerlendirdiniz. Evet. maçın evvel söylediğim gibi onu kısa bir tekrarlayayım. Bir kere Alanya Spor Ligi'ye çıktığından itibaren transferde yaptığı doğru tercihlerle, kendi içine kattığı oyuncularla ve sattığı oyuncularla, aynı zamanda da oyun hafızasını kaybetmeden geliştirerek hem oyuncu satıp hem oyuncu bulup tekrar bu yarışın içinde olmak ve yukarılarda olmak, Avrupa kupalarını hedef koymak, 7 maçtır mağlup olmuyorlardı. Onun için bir kere buna saygı gösteriyorum ve tebrik ediyorum. Bir de sahanın içinde bir oyun felsefesi olan ve bununla ilgili planları olan, adım adım planları olan bir teknik adam. Bu birincisi, bunu cebimize koyalım. İkincisi, biz ne yaptık? Baskılar zaman zaman rakibe göre değişebiliyor. Bugün biz rakibin oyun kurma opsiyonunu biliyoruz ve bununla ilgili pratikte 3. bölgede baskıyı nasıl yapacağız? Hızla çalıştık. Kenar oyuncularla baskı yapıp merkeze yönlendirip orada şiddetli baskıya devam edeceğiz. Ve bunun karşılığını da bugün itibariyle aldık. Rakibin oyun kurma opsiyonlarının ne olduğunu bilerek, ama bunun sonuçta çalışıyorsun, pratikte uyguluyorsun ama sahanın içinde karşılığını almak istiyorsun. Biz bugün hem merkeze yönlendirip orada bir tuzak, hem de oyuncularımın doğru zamanda topun yola çıktığı anlarda verdikleri reaksiyon ve baskılar, oyunun başında rakibe bu üstünlüğü, hem gol, pozisyonlar, goller gelmesi bizi mutlu etti. Yani çalıştıklarını, bazen skoru alırsın, maçı kazanırsın, mutlu olursun. Ama çalıştıklarının karşılığını sahanın içinde hem skor olarak, hem netice olarak, hem oyun olarak aldığında bu bizi çok daha mutlu ediyor. Beni daha çok mutlu ediyor. Sonrasında zaman zaman rakip çıkacaktı. Ki bu ayaklara sahipler. Çıktıklarında özellikle her zaman baskıyı doğru yapamayabilirsin. Rakibin de şeyi var, çıktığı da oldu. Bundan sonrasında oyalamayı ve ikinci bölgede ne yapacağımızı da çalıştık. Özellikle ikinci bölgede rakibi merkezi kapalı tutup kenarlara yönlendirmemiz ve orada şiddetli baskıya devam etmemiz gerekiyordu. Bunu da kıracaktı. Bunu da kırdıklarında özellikle hedefe pas atan, yani girdikten sonra merkeze çıkartan bir takımdı. Merkeze de en baka da dahil veya en kenar oyuncusuna dahil merkezi kapatarak bunun içine sokmaya başladık. Bu savunma anlamındaydı. Özellikle topa sahip olduğunda 3 bölgeyi de savunma anlamında çalıştık. Çünkü ciddi bir takım. Topa sahip olup özellikle kenarları kullanmak, ikiye birler, oyunun yönünü değiştirmek, özellikle rakip topa sahip olduğunda beşli bir hat oluşturup merkezde de boşluk veriyorlardı. Hem baskıdan, hem de geçişten, hem de set oyunundan da oyun opsiyonlarımız vardı. Bunları da, rakibimize yaptığı baskıyı nasıl kıracağımızı. Çünkü bazen pasla kırarsın. Bazen elinde oyuncu vardır ve kalecim vardır. Bugün itibariyle oyunun büyük bir bölümünde Uğurcan'ın ayağının düzgün olması, Cornelius'un direkt oyunda etkin olması, Tony'nin etkin olması, elinin arkasının olması, bu da çalıştığımız bir opsiyon oldu. Bunu da kırıp bundan da goller bulduk. Dediğim gibi harika bir sonuç ama çalıştıkların karşılığında bu sonucu almak beni daha mutlu etti. Evet, geçen hafta şöyle bir ifade kullanmıştım. Pırıl pırıl bir ışık. Bu ışık hala devam ediyor. Ama hiçbir şey kazanmadık. Yine bir maç kazandık. Hızla ve büyük adımlar atıyoruz. Trabzon taraftarını, Trabzonspor sevdalılarına bugünü de armağan ediyorum. Ama cuma akşamı Kayserispor, salı günü de Antalyaspor müsabakamız var. Kendi evimizde. Onların o artan destekleri, olumlu destekleri, bir taraftar ve türbün kültürü oluşturması beni son derece mutlu ediyor. O yüzden onların desteklerini, onlara devam ediyorum ve bu galibiyeti onlara armağan ediyorum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. İyi bir takıma karşı iyi bir galibiyet aldık. Onlara da başarılar diliyorum. Aslında soracağım bütün soruların cevabını verdiğiniz çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Teşekkürler. Evet, Abdullah Avcı güzel bir şekilde ifade etti kendini, planını anlattı.